Nasıl diyordu Enes Batur? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz kameraya yaklaşıyor böyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öyle mi? Ensar bu işi biliyor arkadaşlar. Ensar'ın YouTube konusunda bana çok büyük desteği var. Benim asistanlığımı yapıyor Ensar Bey. Kendisi de birazdan yayınımıza katılacak. Ensar'a sormak istediğiniz soruları birazdan Ensar size yanıtlayacak. Şimdi Antep fıstığı yemekle meşgul. Rahatsız etmiyoruz kendisini. Ensar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Biz normal bir giriş yapalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. YouTube'da sizin için biraz daha randevu konusuyla ilgili detaylı bir video hazırlamak istedim. Salonumuza gelen herkes aynı marketlere gidiyor gibi maske takmak zorunda. Yani siz bize tıraşa gelirken maske takmak zorundasınız. Biz de aynı şekilde maske takarak çalışacağız. Bu hafta içi salonumuza gideceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir dezenfeksiyon temizliği yapacağız. Bunu her gün tekrarlayacağız. Her iş günü akşam saatinde işimiz bittikten sonra salonumuzu steril bir hale getirip salonumuzu öyle kapatacağız. Muhtemelen çok uzun saatlere kadar çalışmamıza izin vermeyecekler. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Ramazan ayı boyunca muhtemelen sadece iftara kadar çalışmak zorunda kalacağız. Yani şu an benim listemde herhalde bir 80-90 kişi oldu. Bu biraz daha muhtemelen artacaktır. Eğer bize bir kısıtlamada bulunmazlarsa iftardan sonra da çalışmaya devam etmek istiyoruz. Ama şu an bu bir öngörü, kesin bir durum değil. %90 iftara kadar çalışacağız. Bu yayını neden yapıyorum? Dün size Instagram'da kısa bir video paylaştım. Hızlıca sizi bilgilendirmek adına. Evet, 11 Mayıs'tan itibaren salonlarımız artık açılıyor. Fakat nasıl çalışacağımızla ilgili sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Bu süre kapsamında bizim çalışma şekillerimiz, çalışma saatlerimiz üzerinde biraz düzenleme yapıldı. Mesela tek kullanımlık havlular, tek kullanımlık penuarlar, tek kullanımlık bazı ürünler üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ben hemen dün bu haberi aldıktan sonra hızlıca tedarikçilerle görüşüp tek kullanımlık havlular, tek kullanımlık penuarlar ve tek kullanımlık birçok malzeme siparişi verdim. Muhtemelen birkaç gün içerisinde bunlar benim ev adresime gelecek ve biz salonlarımıza giderken bu ürünlerle çalışmaya başlayacağız. Sizin daha hijyenik ve daha steril bir ortamda tıraşlarınızı olabilmeniz için bu konuya büyük bir özen gösteriyoruz. Bunun dışında randevularla ilgili neden böyle bir liste uygulamasına gittim, size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu listede yazdığım kişilerin hepsi haberi alır almaz beni arayan kişiler. Ama herkesin de arama süresine, arama saniyesine kadar sıralı bir şekilde burada isimlerini yazdım. Buradaki liste şu anlama geliyor. Bana listeye ismini yazdıran herkesi sıralamasına göre, sıralama şekline göre arayıp randevu konusunda bilgilendirme yapacağım. Şimdilik bu ön taleplerle ilgili bir randevu listesi. Şimdi bizim hangi saatler arasında nasıl çalışacağımız tam olarak netleştiği andan itibaren bu saatlere göre bu programdaki kişileri sırasına göre arayıp yerleştirmeye çalışacağım programa. Mümkün olduğu kadar bu zaman zarfında ismini yazdığım herkese, ismini yazmadığım bütün salonumuzun, bütün salon müşterilerimize biz bu dönem zarfında bayrama kadarki sürede hizmet vermek istiyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Şöyle de bir durum var, bilgilendirme yapmak açısından bu konuyu da atlamamak gerekiyor. Hemen size buradan bilgisayarın üzerinden takvimlerime, günlerime, önemli günlerime bakıp size bir bilgi vermem gerekiyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bugün 5 Mayıs 2020. 23 Mayıs Ramazan Bayramı arefesi. Yani 11 Mayıs günü çalışmaya başladığımız andan itibaren 23 Mayıs'a kadar bir çalışma süremiz olacak. Bu çalışma süresi içerisinde eğer cumartesi pazar günleri sokağa çıkma yasağı da ilan edilirse 2 günde oradan çalışmama gibi bir durumumuz olacak. Kısıtlı bir zaman evet, ama biz yine de elimizden gelen bütün gayreti göstererek hiç kimseyi boşta bırakmak, hiç kimseyi mağdur etmemek istiyoruz. Sadece bu liste özelinde konuşmuyorum. Biliyorsunuz ki biz büyük bir salonuz. Lunch Glory güzellik salonu olarak 2 katlı bir salonuz. Üst katımızda bayan bölümümüz var. Alt katımızda 9 koltuklu bir erkek bölümümüz var. 20'nin üzerinde büyük bir aileyiz. Bu kadronun neredeyse tamamı bu süreçten sonra size hizmet vermek için hazır bir şekilde bekliyor olacak. Arada bir Ensar bize oradan katılmak için laf atıyor. Ensar'ı da birazdan yayına dahil edeceğiz. Biliyorum onu merak ettiğinizi. Bugün 5 Mayıs Salı. 11 Mayıs günü, 11 Mayıs Pazartesi günü. Şuradan da ben takvime bakarak size birkaç bilgi vermek istiyorum. Evet, 11 Mayıs Pazartesi günü biz salonlarımızı açmış olacağız. Fakat şöyle bir bilgilendirme vermek istiyorum size. 23 Mayıs Arefe, 24 Mayıs bayramın birinci günü, 25 Mayıs bayramın ikinci günü, 26 Mayıs da bayramın üçüncü günü. Bizim istediğimiz şey şu: bayram gelene kadar bütün hepinizin saç kesimlerini yapmak istiyoruz. Yine kurallar çerçevesinde sakal tıraşları yapmak yasak. Usturayla, jiletle sakal tıraşı yapmak yasak. Çünkü kısıtlı bir zamanda hızlıca iş çıkarabilmemiz açısından en azından en temel ihtiyacımız olan saç kesimlerine böyle bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Saç kesimlerinizi dört dörtlük yaptıktan sonra sizi yıkamaya ya da sakal tıraşına diğer arkadaşlarıma devrediyordum. Bu sistem böyle devam edecek. Yine sakal tıraşları yapmayacağım. Bu dönemde sadece saç kesmeyi istiyorum. Lütfen bu konuda da beni anlayışla karşılayın. Bu arada şöyle de bir bilgi vermek gerekirse, sokağa çıkma yasakları yine hafta sonları devam ederse eğer, biz cumartesi pazar günleri zaten pazar günleri çalışmıyorduk ama sokağa çıkma yasağı uygulanırsa cumartesi günleri de çalışmama ihtimalimiz var. Bu konular netleştikçe ben yine sizi sosyal medya hesaplarımdan bilgilendireceğim. Instagram hesabımdan ya da YouTube'daki böyle daha detaylı videolarla size bu durumu izah etmeye çalışacağım. Ensar su istiyor. Verip hemen geliyorum. Allah'ım ya. Bak böyle gelirim. Böyle sen oturacaksın, ben böyle otururum. Tamam, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an kameranın arkasında Ensar var. Ensar oradan bakarak beni kontrol ediyor. Evet. Baba şöyle dur, böyle dur, şunu yap, bunu yap diyor. O yüzden yayınlar gitgide bir kaliteli hale geliyor, farkındaysanız. Bu benim başarım değil, bu Ensar'ın başarısı. Ben iyi bir şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet, benim fikrim güzel oyunlar buluyorum. Güzel fikirler buluyorum. Az önce bir kule yapmıştım. Benim de nasıl konuşmam gerektiğini sen anlattın bana, değil mi? Evet. Nasıl anlattın? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enes Batur. Ya ne Enes Batur'u ya, Allah'ım yarabbim, bu adam benim başıma bela oldu ya. Mehmet Kurtdağı Stüdyo'ya hoş geldiniz. Mehmet Kurtdağı Stüdyo'ya. Stüdyo. Mehmet Kurtdağı Stüdyo. Yani burası bizim özel bir alanımız, burası stüdyo demek. Konuşma yaptığımız bir alan Ensar, lütfen. Tamam. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, anlatmak istediğim şeyler bunlar. Bu dönemde sadece saç kesimine odaklanmak istiyorum. Lütfen bu konuda siz de beni anlayışla karşılayın. Herkesin bir an önce saçlarının kesilmesine ihtiyaç var. Bunu hızlıca yaparsak herkesin işi görülmüş olacaktır. Mutlaka olmazsa olmaz diyorsanız eğer sakal tıraşları jiletle yapmak zaten salonumuzda yasak. Ama makine kesimini istiyorsanız o konuda size benim diğer personellerim, diğer asistanlarım size bu konuda destek verecekler. Bu konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Size arayıp bilgi verebilmem için bu listedeki herkesin bende numarası var. Lütfen telefonlarınız açık olsun. Muhtemelen gün içerisinde sırayla her günü ayrı ayrı saatlerde ayrı ayrı kişiler üzerinden programlayarak gitmeye çalışacağım. Herkesi tek tek arayıp randevusunu vereceğim. Telefonlarınız açık olsun. Bu arada biraz dezenfektan alalım. Bunu saat başı, evet, bunu saat başı kullanmadığımda kendimi paranoya hissetmeye başladım. Şaka bir yana arkadaşlar, hijyenimize önem gösterelim. Bu süre zarfında kurallara lütfen uyalım. Zorunlu ihtiyaçlar dışında evimizden dışarıya çıkmayalım. Ama izin verildi 65 yaşa. Verildi mi? Evet. Ensar diyor ki onlara biraz izin verildi diyor. Evet Ensar, teşekkürler bu bilgi için. Bir de şöyle bir şey var. 20 yaş altı salonumuzda çalışan birkaç tane arkadaşımız var. Onlar evlerinden dışarı çıkamayacaklar. Onlardan biri de Eren. Eren muhtemelen eğer bir izin alma durumumuz var, Ben bugün Şükrü Başkan'la görüştüm, berberler odasıyla. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını söylüyorlar. Bizim 20 yaş altı personellerimiz için bir esneklik olabilmesi söz konusu. Eğer olamazsa Eren bizi evinden el sallayarak izleyecek. Yayına bir konuğumuz var. Kendisini eminim çok merak ediyorsunuz. Kendisi birazdan yayınımıza katılacak. Geldi. Hoş bulduk. Cik cik de geldi cik cik. Bu ne? Bunu ben bilemedim. Kulaklığını takayım mı? Oraya daha iyi ses gider. Tamam. Evet arkadaşlar, Ensar'ı da yayınımıza aldık. Ama Ensar böyle kulaklığı taktıktan sonra çok hareket edemedi. Dur gitme bilgisayarı dur. Burada Ensar'ın antep fıstığı var. Bu da boş tabağı. Bu da Ensar'ın, bu adı ne bunun? Dur. Unuttum. Hayır daha koymadım. Ha, bunun adını daha koymadım. Evet Ensar'cığım, şimdi senden birkaç kelime istiyoruz. Söyleyebilirsiniz. Sorabilir miyim? Sorabilirmişim. Haftaya yani 11 Mayıs'ta biz tekrardan çalışmaya başlayacağız. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kameraya bakarak söyler misin? Babam işte çok para kazanıp para alıp müşterilerden gelecek, çantasına koyacak, biz de zengin olacağız. Çantam mı var benim? Hı. İçine para mı koyuyorum? Hı. Zengin mi olacağız? Hı. Tamam. Var mı Ensar başka söylemek istediğim bir şey? Hı. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar size bir haberim var. Babam zam yaptı sanırım. Tıraşlara zam yaptım. O zaman gel sana bir şey diyeceğim. Arkadaşlar dur, babam... Dur, öyle değil, hemen söyleme ya. Tamam. Peki böyle yaklaş böyle kameraya. Arkadaşlar size bir haberim var. Arkadaşlar size bir haberim var. Dur ben şimdi söyledikten sonra sen yap. Tamam. Yaklaşacaksın. Arkadaşlar size bir haberim var. Tamam. Galiba babam tıraşlara zam yaptı. Sen niye söyledin? Sen yap diye. Hadi ben keserim onu. Arkadaşlar size bir haberim var. Babam zam yaptı sanırım. Tıraşlara zam yaptı. Evet. Yalnız saç sakal biraz zamlandı, bilginiz olsun. Saç 100, sakal 30 oldu. Ya da tam tersi, bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Keyfimin kahyasına göre. Saçlarımı böyle yaptım. Güzel olmuş mu? Saçların çok uzadı. Senin de saçlarını kesmemiz lazım. Çünkü ben çalışmaya başladıktan sonra hiç vaktim olmayabilir. Bu kadar. Bu kadar mı? Tamam. Hadi git o zaman. O içilmez. Yetmeyeceğim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken geldik. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ne varsa yorum kısmına lütfen yazın. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Gerekli açıklamaları orada da yapmaya devam edeceğiz. Belki bazı şeyleri değiştirmek ya da güncellemek zorunda kalabiliriz. Bu konuda bizi takip edin. Bilgileri kaçırmamanız adına. Kanalımıza lütfen abone olun. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Instagram'da çok güzel bir kitle yakaladık. YouTube'da da çok daha eğlenceli videolarla, çok daha keyifli videolarla sizinle böyle karşılıklı sohbet etmek istiyorum. Daha başka hangi içeriklerin gelmesini istiyorsanız, hangi konular üzerinde video çekmemi istiyorsanız bu konularla ilgili de çalışmalar yaparım. Yeter ki siz bana ne istediğinizi yazın, ne istediğinizi bana ulaştırın. Kanalıma gelip beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu zor günlerde birbirimize destek olarak bu zor günleri atlatalım. Ben de bir günde 20 kişi, 30 kişi, 40 kişinin saçını kesmeyi çok isterim. Herkesi keşke bir anda hızlıca bir günde hatta bitirebilsek. Biliyorsunuz ki böyle bir şey pek mümkün değil. Herkesle ilk beni al, ilk beni yaz, şu saate beni al diye baskılar yapıyor. Lütfen bunu yapmayın. Elimden geldiği kadar hepinizin taleplerini karşılamak için çalışıyor olacağım. Belki bir gün, belki iki gün, belki üç gün geç olacaktır. Ama mutlaka şunu bilin ki azimle, hiç kendime boş zamanlar bırakmadan seri bir şekilde çalışarak o programları dizerek ilerliyorum. Herkes bir an önce kendi işinin görülmesini istiyor. Benim müşteri kitlemin öyle olmadığını düşünüyorum. Sizin bana kolaylık sağlayacağınızdan, benim işimi kolaylaştıracağınızdan benim hiç şüphem yok. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ensar gel bir el salla. Videonun sonuna seni koyacağım. Güle güle arkadaşlar. Ya öyle mi ya?